Kocaeli'de tarih ve kültür mirası. Osmanlı'nın ilk sancak merkezi Kocaeli Sancağı'ndaki vakıf medeniyetimizi araştırmaya devam ediyoruz. Kocaeli Sancağı'nda birçok vakıf kurulmuş veya Bursa ve İstanbul'da kurulan vakıflara gelir olmak üzere köyler, dükkanlar, çiftlikler, kişilere ait mülkler vakfedilmiştir. Kocaeli Sancağı'nda vakıf kuranlar sadece Orhan Bey ve Süleyman Paşa değildir. Onların başlattıkları gelenek daha sonraki yıllarda üst düzey yöneticilerden halka kadar birçok kişi tarafından devam ettirilmiştir. Bu vakıflara Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'yı, Çandarlı Halil Paşa'yı, Kadı Fazlullah'ı, Çoban Mustafa Paşa'yı, Yakut Paşa'yı, Hatice Hatun'u, Hafsa Hatun'u, Şeyh Muhyiddin Halife'yi örnek vermek yeterli olacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bilgi ve belgelerine göre Osmanlı döneminde merkezi Gebze'de olan ve birçok mal varlığı bulunan Osmanlı vakıf sayısının 10 olduğu, başka yerlerde kurulduğu halde Gebze'de mal varlığı olan vakıf sayısının ise 9 olduğu görülmekte. Toplam 19 vakfın Gebze'de faaliyet gösterdiği, bunlar içerisinde Çoban Mustafa Paşa Vakfı'nın çok ayrı yeri olduğu tarihi belgelerde ortaya çıkmaktadır. Tam anlamıyla bir vakıf adamı olan Çoban Mustafa Paşa'nın Gebze bölgesindeki külliyesi ve vakıf malları 500 yıldan beri insanlığa hizmet vermektedir. Gebze'nin kentleşmesinde büyük katkısı olan vakıflar ve vakıf eserlerinin korunması milli ve manevi bir görevdir. Kültür ve medeniyet tarihimizde vakıflar büyük hizmetler yapmışlardır. İslam hukukuna göre vakıflar özel mülke konu olsalar da gördükleri fonksiyon itibariyle birer kamu kurumu niteliğindedirler. Bu bakımdan vakıflar aynı zamanda sosyal yapının da çok önemli bir belirleyicisi durumundadırlar. Vardır geçmişe ışık tutar. Sadece geçmişe mi? Geleceğe de ışık tutar. O şehirlerin oluşmasında önemli kilometre taşıdır. Bilim, teknoloji, sanayi şehri Gebze'nin kalbinin attığı Çoban Mustafa Paşa Vakfı külliyesinde olduğu gibi. Camisi, kütüphanesi, medresesi, aşağınesi, çeşmesi, hamamı, en önemlisi de deve doğum hanları ve hayvanlara verilen önemli, şifahanesiyle insanlara verilen önemli muhteşem bir eser. Muhteşem bir vakıf eseri. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ndeyiz. Gebze'nin kalbi Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nde atar. Külliye, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa'nın emriyle 16. yüzyılda Mimar Sinan'a yaptırılmış. Yüzlerce yıllık geçmişi olan bu eşsiz eser yıkılıp yok olmaktan tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı, gazeteci Refik Cevdet Ulunay'ın girişimi, merhum başbakanlardan Adnan Menderes'in özel ilgisiyle Yüksek Mimar Cahide Tamer Başkanlığındaki Teknik Heyet tarafından 1960 yılında tamir edilerek kurtuldu. Külliye 1996 yılında deprem şehidi milletvekili Alaaddin Kurt'un girişimiyle restorasyon gördü. Devletimiz Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ne sahip çıkıp korudu. Türk süsleme sanatının tüm özelliklerine sahip bu tarihi şehir minyatürü, cami, medrese, kervansaray, paşa odaları, hankah, bimarhane, han, hamam, imarethane, kütüphane, su kuyusu, şadırvan ve türbe gibi
her biri eşsiz yapılar topluluğundan oluşmaktadır. Bir vakıf eseri Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, muhteşem mimarisiyle Mimar Sinan'ın ilk eserlerinden birisi. Ama buradaki her taşın, her yazının ayrı bir hikayesi var. Bazı taşlar burada Mısır'dan Memlük usulüyle gelen taşlar ve her bir yazının, karakterin, desenin başlı başına bir belgesel konusu olduğunu biliyoruz ve vakıf medeniyeti olarak 2024 UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Mimar Sinan'ın ilk eserlerinden birisi Çoban Mustafa Paşa Vakfı Külliyesi Camisi'nin içerisindeyiz. Tek kubbeli haremi, 5 bölümlü son cemaat yeri ve minaresiyle cami, külliyenin tam ortasında ve Gebze'ye hakim merkezi bir mevkide yer almaktadır. Külliyenin avlusuna batıda, kuzey ve güneyde olmak üzere 3 kapıdan giriliyor. Külliyenin batı tarafındaki giriş kapısının üstüne inşa edilmiş kütüphane, bir zamanlar araştırmacılar için çok önemli bir yapıydı. Kütüphanenin sol tarafında paşa odaları, sağ tarafında da imarethane bulunuyor. Paşa odaları, yüksek rütbeli kişilerin misafir edildiği bölüm. İmarethane, külliyenin mutfağı ve yemekhanesidir. Hem mahzeninde yiyecek malzemeleri depolanıyor, hem fırınında ekmek pişiriliyor, hem mutfağında yemek hazırlanıyor, hem de yemekhanesinde yemek yeniyor. Asırlarca kaç yolcu bu imarethanede yemek yedi kim bilir? Bugün bu gelenek Çoban Mustafa Paşa Vakfı tarafından vakıf medeniyeti olarak yürütülüyor. Şu anda Gebze'nin kalbi Çoban Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi'ndeyiz. Burası 1523 yılında yapılmış bir İslam eseridir. Vakıf medeniyetinin müntesipleri olarak ecdadımız birçok şehrimize kalıcı vakıf eserleri bırakmış. Çoban Mustafa Paşa Hazretleri de bu medeniyetin bir devamı olarak Gebze'ye, Eskişehir'e, Üsküp'e, Edirne'ye bu vakıf eserlerini bırakmış. Burası Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış bir İslam eseridir. Yani bu imaret, buranın hepsi bir imaret, bir yapı topluluğu içerisindeyiz, külliye diyoruz. Aşevi, kütüphanesi, kervansarayı, camii, tekkesi, türbesi bir konsepttir. İşte bu imaret, bu külliye Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman'ın ikisinin de veziri olan Çoban Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış bir İslam eseridir. Burası bir menzilhane külliyesidir. Hemen Bağdat Caddesi üzerinde yapılmış. İstanbul'un giriş ve çıkış kapısıdır. Yolcular, kafileler mutlaka burada konaklar, hamamda temizliklerini yapar, aşevinde yemeklerini yer, misafirhanede istirahatlerini yaparlar ve daha sonra Anadolu'ya gideceklerse o tarafı, İstanbul'a gidenler İstanbul tarafına seyahat ederler. Tabii ki bütün detaylar düşünülmüş. İşte o gün develerle, atlarla, katırlarla bu yolculuklar yapılıyor. Hemen caddenin önüne bakan tarafta iki tane deve hanları diye isimlendirdiğimiz yerler var. Kuzey kapıdan girince kervan yolculuğunda hastalanan hayvanların tedavi edildiği bölümler karşımıza çıkıyor. Burası Osmanlı medeniyetinde hayvanlara verilen önemin bir göstergesi olsa gerek. Paşa Hazretleri kendisi Mısır valisiyken burayı yaptırmış, caminin süslemelerini ve tezyinatını hepsini Mısır'dan getirmiştir. Ve sonra gazilik unvanı almıştır. Gazi Mustafa Paşa Vakfı olarak geçer tarihi kayıtlarda. Vasiyeti üzerine en büyük eseri olan Gebze'deki bu eserin içerisine defnolunmuş. Bizler de bu vesileyle Paşa Hazretlerine rahmetiyle yad ediyoruz. Vefa bizi biz yapan değer. Vefa ahde vefa. Vefa unutmamak, hatırlanmak ve hatırlamak demektir. Evet, vefa borcumuz olan insanlar, şahıslar, kurumlar var. Çoban Mustafa Paşa ve Çoban Mustafa Paşa Vakfı'na Gebzeliler olarak
vefa borcumuz var. Gebze bugün bilim, teknoloji, sanayi şehri ise bu şehrin kurulmasına öncülük eden, kurduğu vakıfla 550 yıldır yaşayan Çoban Mustafa Paşa. Ona vefa borcumuzu ödemek üzere vakıflar haftasında huzuruna, türbesine girip Fatiha okuyacağız. Sahip çıkmak gerekiyor. Osmanlı'da Orhan Gazi tarafından ilk Kocaeli Sancağı'nda vakıf kurulmuş. Ondan sonra gelen devlet adamları, sultanlar, vezirler, paşalar, hanım sultanlar birçok vakıf kurmuş ve halen vakıflarıyla yaşıyor. Evet, vakfıyla, kurduğu vakfıyla halen yaşayan Çoban Mustafa Paşa. Rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz vakıflar haftasını. Şu anda Gebze Mustafa Paşa Külliyesi'nin Gölcüönü Meydanı çıkış kapısındayız. Normalde külliyenin bir tane değil, iki tane tuğrası var. Bu da Abdülhamit'in tuğralarından birisi. Burası Mustafa Paşa Külliyesi'nin Gölcüönü'nden giriş kapısı. Medreselerin olduğu kısım aslında burası. Sol tarafta, kapının sol tarafında medrese talebelerinin eğitim gördüğü yer var. Sağ tarafta ise caminin bahçe kısmına, yani iç avlu kısmına gidiyor. Buradaki 14 tane medrese odasının penceresini görüyoruz. Her pencerenin üzerinde de farklı desenlerde işlenmiş motifler var. Bu motiflerde de öne çıkan gördüğünüz üzere hep altıgen motiftir. Aslında altıgen motiften kastı Davut yıldızıdır. Davut yıldızı Hazreti Davud'un mührüdür. Bu mührün aslında bir koruyucu anlamı vardır. Her bir köşesinin, altı köşesinde de bir dua olduğu, gizli olduğu söylenir. Bu Çoban Mustafa Paşa Camii'nin iç kısmında mihrabın da üzerinde olan bir motiftir. Bu motifin renklendirildiğini görüyoruz ve her birinin başında da farklı farklı desenlerini görmekteyiz. Yani bu motiflere baktığımızda aslında gelişi güzel değil de caminin de iç kısmında bir iç süslemenin de olduğunu görüyoruz. Yani geniş güzel bir tencere yapılmamış. Her bir detay, her bir incelik. Hatta bu aralardaki kemerler, üstlerdeki tencerenin aynalık kısmı dediğimiz bu kısımlarla süslenerek yapılmış. Ve her birindeki detayı da görmekteyiz motiflerinde de. Daha çok dediğiniz gibi Davut Yıldızı olarak bildiğimiz Süleyman Mutlu'nun tencerenin üzerinde uygulandığını görüyoruz. Yapıların köşelerinde ya da evlerin köşelerinde kısmen rastladığımız her yerde detayı görmeyiz ama Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin duvarları üzerinde de bunu görüyoruz. Buna pah diyorlar mimaride. Genellikle köşelerin geçişlerinde yani keskin köşeyi biraz daha oval hale getiriyor. Yani burada aslında bir köşe olduğunu göstermek için. Aslında bu yolun devam ettiğini de gösteriyor. Burada yolun bittiğini de gösteriyor. Osmanlı'da böyle bir incelik var.
Şu anda Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin medrese kısmındayız. Bu kısım tam 5 asırdır İstanbul'da gördüğümüz bu medrese sistemleri gibi Gebze'nin de merkezinde. Burası çok değerli alimleri yetiştirdi Osmanlı döneminde. 2 tane Şeyhülislam çıkardı. Osmanlı döneminin çok meşhur Şeyhülislamlarından. Ebu Suud Efendi burada müderrislik yapmış bir isim. Yine Zembilli Ali Efendi, Karamani Mehmet Efendi gibi Osmanlı döneminin alimlerinden isimlerinde burada yetiştiğini ve dersler verdiğini biliyoruz. Medrese öğrencilerinin de o dönemin yüksek eğitim seviyesinde derslerin alındığı bir medrese bölümü vardı. Bulunduğumuz alanda şu anki bu küçük küçük odalarda da öğrenciler hafızlık eğitimini alıyordu. Osmanlı döneminde İslami ilimler, İslami dersler, o dönemin fıkıh, tefsir, saf, nahi gibi derslerinin alındığı önemli bir yapıydı, dini bir merkezdi burası. Birçok yerinde Roma döneminden kalma tarihi kalıntıları, yani devşirme malzeme denilen parçaları da görmekteyiz. Yani Roma döneminden kalma işte sütunlar, mukarnaslar, işte kuyu başlıkları, lahitler görmekteyiz. Şu an medrese kısmında da onlardan biri karşımızda. Hemen yanımızdaki bu lahit şadırvana dönüştürülmüş. 3 tane çeşme bağlanmış ön tarafına ve şadırvan şeklinde kullanılmakta. Bir de yanı başında kuyu var. Bu da kuyunun üst kısmında, hem Mustafa Paşa avlusunda da var bu kuyunun benzeri. İslam sanatında olmayan bir motif. Yani batılı sanatlarda karşımıza çıkan bir motif olduğu için bunun bir devşirme malzeme olduğunu anlıyoruz. Zaten arkamızdaki gördüğümüz sütunların başlıklarının birçoğu ve ayak kısmında sütunların çoğu da buradaki yapı kalıntısı. Yani Roma döneminden kalma eserlerden alınarak buralara eklendiğini biliyoruz. Yani Osmanlı'da böyle bir başka kültürün aynı şekilde diğer batılı yapılarda da görürüz. Yani zayi edilmeden onu herhangi bir sanatsal bir parçaya dönüştürerek devşirme malzeme adı altıyla yapının değişik yerlerinde kullanıldığını biliyoruz. Bunu da Mustafa Paşa'nın külliyesinin sütunlarında ve buradaki şadırvanda da karşımıza çıkmakta, bu anlamda da önemli detaylar buluyoruz. Dünya Kültür Mirası, evet, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi 2024 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Dünya Mirası Koruma Listesi'ne alınması için çalışma başlattı. Biz de bu çalışmaya destek olmak için Vakıflar Haftası'nda buradayız. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi mutlaka UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmalı. Biz de 2024 yılını Çoban Mustafa Paşa Vakfı Külliyesi yılı ilan ettik. Vakıf kültürdür, tarihtir, medeniyettir. Vakıf vefadır, geçmiştir, gelecektir. Osmanlı'da ilk vakıf kuran Sultan Orhan Gazi'dir. Ve şu an Sultan Orhan Gazi'nin Fetih Camisi'ndeyiz. 1329 Pelekanon Savaşı ile Osmanlı coğrafyasına kattığı Gebze bölgesindeki Fetih Camii, arkamızda Sultan Orhan Camii. Burası Sultan Orhan Camii'nin olduğu Sultan Orhan Mahallesi. Osmanlı'nın kurucu beylerinden olan Sultan Orhan Gazi tarafından yaptırılan bu cami yaklaşık 700 seneden fazla Gebze'nin karşımıza çıkan en önemli ve ilk tarihi yapılarından birisi.
hala daha orijinal özelliklerini koruyan minaresiyle, kubbesiyle, üzerindeki Roma döneminden kalma devşirme malzemeleriyle tarihe meydan okuyan yapılardan birisi. Aslında bu cami Kocaeli'deki 6 Sultan Orhan yapısından birisi, camisinden birisi. Bu demek ki bu da anlamı Fetih Camisi diyoruz. Osmanlı dönemindeki kuruluş camilerin isimleri her zaman Sultan Orhan Camisi olarak söylenir ve şehrin en tepe noktasında olur. Yani şehirlerin ulu camileri Sultan Orhan camileridir. Marmara bölgesinin fethinde Sultan Orhan Gazi'nin büyük emekleri vardır. Akçakoca'nın, Karanürsel'in, Süleyman Paşa'nın, Abdurrahman Gazi gibi Osman Bey'in yanında yer alan askeri komuta arkadaşlarının yaptırdığı ve fetihte büyük emekleri bulunan isimler, saydığımız isimler. Sultan Orhan da Osmanlı'nın ikinci padişahı. Orhan Gazi adıyla da bildiğimiz isim Kocaeli bölgesinin fethinde, yani İslamlaşmasına, Türkleşmesine büyük bir emeği olan Osmanlı padişahıdır. Buraya da böyle bir eser yaptırmış. Üzerinde baktığımızda bu bölgede geçmiş dönemde Roma dönemi kalıntıları olduğunu görüyoruz. Mesela minaresinin alt kısmında, ayak kısmında iki başlı aslan figürüne, yine gülbezek vari bir çarkı felek motifini görüyoruz. Yine caminin hemen kapısında, giriş kapısında, sağında ve solunda Roma döneminden kalma sütun ayakları ve başlıklarını görüyoruz. Üzerinde haç motifleri de vardı hatta. Bunun dışında caminin bulunduğu bu alan zaten bakanlık tarafından, Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı ilan edilmiştir. Tarihi kokan Gebze'deyiz. Gebze bir vakıf şehri. Hatta Gebze'de ilk vakfı kuran Gebze Fatihi Sultan Orhan Gazi. Sultan Orhan Gazi Camii'nin önündeyiz. Bu cami Gebze'nin ilk camisi ve fetih camisi. 1999 depreminde ciddi hasar alır bu cami ve bir hayırsever o caminin restorasyonuna öncülük eder, izin alır ve ciddi şekilde cami yeniden ibadete açılır. Rahmeti Rahman'a kavuşmuştur o hayırsever Muzaffer Altıntaş. Oğlu ile birlikteyiz. O günleri konuşacağız ve burada da çok güzel çalışmaları var. Merhabalar efendim. Merhaba. Muzaffer Altıntaş'ın öncülüğünde cami depremden sonra ciddi şekilde restorasyon görmüştü. Neler söylersiniz efendim? Evet, 1999 yılında camimiz ağır bir hasarla beraber ibadete kapılmıştır. İbadete kapatılmıştır. Bununla alakalı babam ve ben özellikle kaymakamımızdan izin almak şartı ile Bursa Bölge Vakıflara gittik, izin istedik. Bazı sıkıntılar yaşamamıza rağmen izni bir şekilde aldık, camiye ibadete açtık. O günden bugün sürekli caminin dernek başkanlığını rahmetli babam yürütmüştür. Rahmetli olduktan sonra da ben ve abim olarak derneğinin dernek kontrolü altında camiye hizmet etmekteyiz. Efendim burada çok güzel düşünceleriniz de var. Burada 400 metreye yakın yeriniz var değil mi efendim? Evet evet, şu anda şu arkada çay bahçesi olarak görülen yerde derneğimizin malıdır. Babamın öncülüğünde alınmış ve cemaatimizin desteğiyle beraber yapılmış bir yatırımdır. Bununla beraber bu bölgede bir menzilhane meydanı yapılacak. Burada da hem dernek lokali hem de Kur'an kursu yapmak istemekteyiz. Evet, menzilhane meydanı dedik ya, bir vakıf şehri Gebze'de İpek yolunun, Hicaz yolunun, hatta İslam askerlerinin ilk karargah kurduğu bölgeydi Gebze ve Gebze bir menzil, durak kasabasıydı. Hemen menzilhane meydanının da ilk camisi Sultan Orhan Camii, çeşmeleriyle, dergahlarıyla Gebze'nin ana merkezindeyiz. Evet. Sultan Orhan Camii'sinde ve menzilhane meydanındayız.
aile olarak, yani Muzaffer Altıntaş hayırsever bir aileyiz. Aile bir şirketiyiz. Bölgemize babam 1956 yılında Gebze'ye gelmiştir. Bir iğneyle gelmiştir. Kendisi aslen Trabzonlu olup yorgancıdır kendisi. Yorgancılıktan bu zamana kadar çeşitli yatırımlar yapıp bölgemize Mutlukent'te Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortaokulu, rahmetli annemin adına da Hadiye Cemre Altıntaş Anaokulu yapmıştır. Devletimize bir hayırsever bir iş insanı olarak hayatını sürdürmekteydi. Rahmetli oldu kendisi. Ölmeden önceki İsmail Bey'in de zaten çekim yapmış olduğu bir bölümde bir huzur evi yapma hayali vardı babamın, rahmetli Muzaffer Altıntaş'ın. Onunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Sayın Valimiz tarafından yer tahsis edildi. Belediyemizden onay beklenip kısmet olursa bölgemize, Darıca bölgesine, çok güzel bir manzaralı olan bir yere huzur evi yapma inşaatına başlayacağız kısmet olursa. Onunla beraber İsmail Bey de zaten derneğimizin yönetimindedir. Uğraşıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Evet, dedik ya, vakıf ve vakıf insanı olmak. Gebze bir vakıf şehri. Vakıf şehriyle Gebze şehir olmuştu. Gebze'yi tanımaya, Gebze'nin tarihi değerlerini, kültürel değerlerini, manevi mimarlarını sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Hemen önünde bir hamam var. Menzilhane hamamı. Yine bu hamamın da yine Sultanahan döneminde yapıldığı düşünülüyor. Çünkü kayıtlarda Gebze menzil kasabası olarak bilindiği için, yani bir durak noktası. Bu hamam da içeride yıkanma yeri dışında dış kısmında da atların dinlendirildiği, samanının verildiği öyle bir mekan. Ve taşların yapısından da gördüğünüz üzere, yani yapım tarihinin çok çok eski olduğunu, yılların deformesine uğradığını, fiziki olarak da deforme uğradığını da görmekteyiz. Hemen cami ile hamam yan yana. Yani burada Gebze'de biraz önce de anlattığımız Mustafa Paşa Hamamı ile birlikte iki hamamdan birisi, hem çeşmesi, hem su dolabı, hem hamamları, hem de bugün ayakta olan 9 tarihi çeşmesiyle Gebze'de bir su medeniyetinin izlerinin var olduğunu, suya, yani temizliğe önem verildiğini, İslam'da temizliğin ne kadar önemli olduğunun bir nişanesini Gebze sınırları içerisinde bugün görmekteyiz. Gebze tam bir vakıf şehridir. Sultan Orhan Gazi'den günümüze çok sayıda vakıf kurulmuştur. Vakıf eserlerinin Gebze'nin kentleşmesinde çok önemli katkısı olmuştur. İşte o vakıf eserlerinden bazıları. Tarihi çifte hamamlar, diğer bir adıyla Çoban Mustafa Paşa Hamamı ve İbrahim Paşa Çeşmesi vakıf eserleri, asırlardan beri insanlara hizmet etmeye devam ediyor. Hamam 1523 yılında Mimar Sinan'ın kalfası Hüseyin Ağa tarafından inşa edilmiş. Çarşı hamamının karşısında bulunan Vakıf Medeniyeti Abidesi Tarihi Çeşme, Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın veziri İbrahim Paşa tarafından 1664 yılında yapılmış. Suyun akışı Yazı Çayırı'ndaki tarihi su dolabından terazi sistemiyle sağlanan çeşmenin kitabesi, vakıf medeniyetinin taşa vurulan mührüdür. Tarihi su dolabının içerisi su medeniyeti tarihimize ışık tutuyor. Su medeniyettir, su kültürdür, su hayattır, su ab-ı hayattır. Şehirler camilerin etrafında haleleşir ama şehirlere hayat veren de su mimarileridir, su vakıflarıdır. Evet, burası bir vakıf şehri Gebze. Buram buram Anadolu kokan vakıf şehri Gebze'ye hayat veren çeşmelerimiz var. 1600'lü yıllarda yapılan İbrahim Paşa Çeşmesi. Hemen arkada Çoban Mustafa Paşa Hamamı, sağımızda da Çoban Mustafa Paşa Kervansarayı. Asırlarca burada insanlar bu vakıf medeniyetinin nimetlerinden istifade ederek burada kalmışlar ve burada
yolcular rahatlıkla hizmet görmüşlerdi. Evet, bulunduğumuz meydan Gebze şehrinin önemli merkezlerinden birisi. İbrahim Paşa Çeşmesi'ne su Yazı Caddesi, Yazı Çayırı'ndaki su dolaplarından geliyordu. Farklı bir sistemle yapılan 40 kuyudan toplanan sular beygirlerle su kanallarına taşınıyor. Kanallar vasıtasıyla hemen hamamın arkasındaki sarnıçta birikiyor. Çeşmeye geliyor, hamama geliyor ve kervansaraya geliyordu. Ve su Gebze'ye hayat veriyordu. Gebze'de Osmanlı dönemi çeşmelerinden şu an ayakta kalan 9 tane çeşme olduğunu biliyoruz. Bunların kimisinin kitabesi var. Yani üzerinde yapılış orijinal tarihli Osmanlı dönemine ait kitabeleri var. Bunun da üzerinde gördüğünüz gibi hem üstte yapılış hem de altta tamirat kitabesi. Yani daha sonra yapıldığını, tamirden geçtiğini belirten bir kitabe var. Bu çeşme, arkamızda görünen çeşme, Gebze'nin ve Kocaeli'ndeki en büyük çeşmelerden birisi. Üç cepheli çeşme. Tüccarlar durakladığında burada çeşmeden su ihtiyacını gideriyor. Hemen arka tarafında da Çoban Mustafa Paşa hamamı var. Hamam da çeşmede birbirine entegre aslında. Bu yüzden de hem halkın su ihtiyacını hem de yoldan geçenlerin de kervanların ve tüccarların da hacıların da ihtiyacının giderdiği, abdest almasını sağladığı bir çeşme. Çeşme İbrahim Paşa tarafından yaptırıldı. 1665 senesinde yaptırıldı. Yani 4,5 asırda Gebze'nin meydanında Gebzelilerin su ihtiyacını karşılıyor. Bu güneş saati Kocaeli'ndeki diğer çeşmelerde yok. Türkiye'de de 8 tane olduğunu biliyoruz bu çeşmede, bu tarz çeşmelerin üzerindeki. Bu ne işe yarıyor? Bu gün vakitlerini, namaz vakitlerini, günün hangi zamanı olduğunu bize üzerindeki çizgilere güneşin düşmesi vesilesiyle, gölge sistemiyle, gölgenin düştüğü yataya alana göre bu şekilde günün tayini yapılıyor. Burası İslam askerlerinin İstanbul'u fethe geldiği yer. Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin İstanbul'u fethe gelirken Gebze'den geçmişti. Burası Selçuklu'nun, Osmanlı'nın önemli merkezi. Orhan Gazi burayı fethetmişti ve Orhan Gazi'nin uç beylerinden Akçakoca Gazi'nin torunu Gebze'nin ilk kadısıydı. Ve Gebze'de Akçakoca Gazi'nin torunu, Gebze'nin ilk kadısı Kadı Feyzullah Hazretleri'nin türbesindeyiz. Gebze'nin aslında giriş kısmı, hatta Gebze'nin de karşımıza çıkan ilk tarihi mekanı ya da tarihi alanı diye de söyleyebiliriz. Arkamızdaki yer Kadı Fazlullah Paşa Türbesi ve ailesinden birkaç kişinin de metfun olduğu mezar. Bir hazire var, küçük bir hazire. 1600'lü yıllarda yaşamış Kadı Fazlullah Efendi, Gebze'nin ilk kadısı, yani hukuki işlerinden sorumlu bugünkü savcı niteliğinde, hakim niteliğindeki kişi. Ta Üsküdar'a kadar Gebze sınırları olduğu için Üsküdar'a kadar olan o alan, bu alandaki bütün davalara Kadı Fazlullah Paşa bakıyordu. Kadı Fazlullah Efendi bakıyordu. Diğer adı Paşa dememin sebebi Osmanlı tarihi kaynaklarında Eftal Paşa olarak geçiyor.
İslam ordularının İstanbul'u fethe gelirken karargah kurdukları Gebze bölgesi Selçuklu ve Osmanlı ile aziz ecdat tarafından bizlere emanet edilmiş ve çok sayıda vakıf insanı burada vakıf kurarak Gebze'nin şehirleşmesine önem vermişler. Onlardan birçokları da bugün bu mezarlıkta diyeceğimiz ama maalesef bugün burası mezarlık değil, bir park. Gebze'nin tarihi mezarlığı. Ama bununla birlikte Gebze'nin birçok bölgesinde birçok türbeler bulunuyordu. Bugün o türbelerden eser yok. Ve o türbelerde yatan zatlar ve diğer Allah dostlarını hayırla yad ediyoruz Gebze'nin tarihi mezarlığında. Gebze'de milli ve manevi tarihimiz de kokar. Gebze'deyiz ve Gebze'nin önemli bir yeri burası ve Gebze'nin manevi tarihine mühür vurmuş Malkoçoğlu Mehmet Bey Türbesi. Malkoçoğulları olarak hep tarih kitaplarından okuruz. Aslında Malkoçoğullarının en eski türbesi 1385 tarihini taşır, burada Gebze'dedir. Malkoçoğlu Mehmet Bey'in birçok yerde türbesi bulunur. Balkanlarda, Tuna boylarında, evladı Fatihan diyarında, Anadolu'da. Ama ilk türbe buradadır, Gebze'dedir. Maneviyat ve tarih kokan Gebze'de, tarihi Gebze mezarlığında Malkoçoğlu Mehmet Bey'in türbesi 1385 tarihini yansıtır kitabesindeki tarih. Osmanlı Devleti'ne Akıncı Bey olarak hizmet etmiş en önemli sülalelerden birisi olan Malkoçoğulları, özellikle Rumeli ve Balkanların fethinde çok büyük katkı göstermişlerdir. Malkoçoğlu Akıncı ailesine mensup pek çok mezar, Balkanların muhtelif şehirlerinde mevcuttur. Gebze ilçesinin merkezinde yer alan Malkoçoğlu Mehmet Bey Türbesi, Osmanlı Türk mimarisinin özelliklerini taşır. Türbenin Mehmet Bey'in babası Malkoç Bey tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Malkoçoğlu Mehmet Bey Türbesi'nin kitabesi günümüzde mevcut değildir. Ancak kitabeyi Osman Hamdi Bey'in kardeşi Halil Ethem Bey makalesinde yayınlamıştır. Yayınlanan makalede Malkoçoğlu Mehmet Bey'in ölüm tarihinin 1385 olduğu belirtilmektedir. Kocaeli Fatihi Akçakoca Gazi'nin oğlu ve Gebze Fatihi. Gebze'yi ilk fetheden o. İlyas Bey'den söz ediyoruz. Adına cami yapılan ve vakıf kurulan Gebze'nin en önemli vakıflarından birine sahip İlyas Bey'in türbesi hemen arkamızda. İlyas Bey 40 arkadaşıyla Gebze'yi fethederler ve Gebze'yi fethettikten sonra burada istirahat ettikleri sırada yeniden saldırıya uğrarlar ve 40 arkadaşıyla burada bulunduğumuz bu merkezde Gebze'de şehit olurlar. Onun adına vakıf kurulmuş ve şu an türbesinde metfun. O vakıf Osmanlı döneminde Sibyan Mektebi, kütüphane, mescit, cami, yapılar topluluğundan oluşmakta. Bugün tek camisi ve o dönemden kalma asırlık ardıç ağacıyla tarihin geçmişini geleceğe yansıtıyor. Buram buram maneviyat kokan yerdeyiz. Gebze İlyas Bey Türbesi'ndeyiz. Vakıf şehri Gebze'nin önemli bir merkezindeyiz. Türkiye'nin 7. Tabiat Parkı olarak yıllar önce ilan edilmişti.
Ballıkayalar Tabiat Parkı. Ballıkayalar Tabiat Parkı'ndayız. Muhteşem bir manzara. Gerçekten görülmeye değer. Su şırıl şırıl akıyor ve bu vadi, Ballıkayalar Vadisi ileriye kadar devam ediyor. Bura endemik bitki bakımından, yaban hayatı bakımından, doğal güzellikler bakımından Türkiye'nin en tanınan tabiat parkı olarak biliniyor. Vadinin üst kesimleri de 7-800 yıllık tarihi köylerin bulunduğu bölge. Ve bu vadinin suyu Türkiye'de yaz-kış yaşayan yörüklerin bulunduğu tarihi Sırlık Berası Vakıf Obası yörüklerinin bulunduğu noktada. Bölge önemli, kültür ve medeniyet tarihimiz açısından bölgeyi gezip sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Ballıkayalar Türkiye'nin en çok tanınan tabiat parkları arasında yer almakta. Arıların bal yapmak üzere yuva kurup petek birleştirdiği tavşan yakınlarındaki Ballıkayalar Vadisi ve Kanyonu görülmeye değer. Dinlenmek için ve günün yorgunluğunu üzerinizden atmak için bu vadiye mutlaka gitmelisiniz. Şelale ve göllerin birbirinden güzel manzaraları buraya gelenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Tabiat parkı ve doğal sit alanı ilan edilen ve günümüzde dağcıların iniş ve tırmanış çalışmaları yaptıkları Ballıkayalar Vadisi, kamping için çadır kurmaya elverişli düzlüklere, batı ve doğu sırtlarında yürüyüş yapmak için geniş alanlara sahip.